Bismillahirrahmanirrahim. Ara ara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı sünnetlerinden bahsediyoruz. Onları öğreniyor ve öğretmeye gayret ediyoruz. Bazıların dediği gibi değil. Yani bazıların dediği şu. Bu zamanda farzlarla yetiniyoruz. Farzları yerine getiriyoruz. Vacipleri yerine getiriyoruz. Sünnete ne gerek var? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sünnetine uymak hayatın ilkesi haline gelmelidir. Aksi halde o boşluk başka şeyler tarafından doldurulacaktır. O boşluğumuz başka şeylerle dolduğu zaman başka kimselerin modası, onların adetleri, gelenekleri ki İslam kültürüne, İslam yaşayışına, İslam'ın benimsemediği, İslam'a tamamen zıt, aykırı olan şeylerle dolduğu zaman haliyle insan onlara inanır ve onlar gibi yaşar. Allah'tan, ahiretten habersiz olarak ömrünü heba edebilir. Onun için ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba son derece önemlidir. Ona uymak, onun sünnetiyle hareket etmek, hayatını tanzim etmek, hayatın merkezi haline getirmemiz lazım. Ki hepimizin malum olduğu üzere o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın en yakın kullarından biridir ve en yakınıdır. Allah-u Teala ve inneke le ala hulukin azim, muhakkik sen, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerindesin diye methetmiş olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak dünya ahiret saadetinin büyük vesilesidir. Bununla ilgili detaylı malumatı İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatında hemen hemen her yerinde bunu basa basa bize söylüyor, izah ediyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iki hadis-i şerifiyle İmam Tirmizi'nin Şemal-i Şerif adlı eserinden iki hadis-i şerif okuyacağız inşallah. O hadis-i şeriflerden birisi Hazreti Ayşe anamızdan rivayet. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'inden gelen bir durumu bize beyan edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan 6 kişiyle beraber yemek yerken bir Arap geldi. Araplardan biri yemekten 2 lokma aldı. Evet, yemek 2 lokma alınca yemek tükendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki eğer Bismillah demiş olsaydı bu yemek size kafi gelirdi buyurdu. Yani besmelesiz başlanan yemeğin, o Arabinin besmelesiz yemeği yemesi, yemeğin bereketi gitmesine, oradaki kimselere yeterli olması düşünülen bir yemeğin yeterli olmaması ortaya çıkmış oldu. Besmelesiz yapılan işin zaten sonu kesik olduğu başka hadis-i şerifte biliyoruz, söylüyoruz. Hatırladığım kadarıyla bu hadis-i şerifi daha önce söylemiştik. Yani o besmelesiz başlanan her işin sonu kesiktir diye bir hadis-i şerif okumuştuk. Hatırladığım kadarıyla
Şimdi de hamd etmekle ilgili bir hadis-i şerifle bitiriyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh'a rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra Allah'a hamd eden kimseden Cenab-ı Hak razı olur. Yani elhamdülillah diyen kimseden, yemekten sonra Allah'a hamd eden, Allah'a öven kimseden Cenab-ı Hak razı olduğunu bize bildiriyor. Bu hadis-i şerifleri, bu iki hadis-i şerifi İmam Tirmizi'nin Şemail-i Şerif kitabından size naklettik. Allah kendisine rahmet eylesin. Amin.